söyle. Katılırım sana de sen de söyle. Geldiniz. Evlenme çağına geldiğini hisseden var mı? Burada beyefendi var. Verelim mikrofonu. İsim ne efendim sizin? İsmim Ekvator Aksu. Gerçek ismim bu arada. Ekvator mu? Doğrudur. Anlamı ne diyeceğim ama... Bildiğimiz Ekvator. Evet evet, aynen öyle. Niye? Rahmetlik babamın inadına. Ne, nasıl bir inat? Küçükken bu? Okulda yaşadığı bir olaydan dolayı bu ismi koydu, inat uğruna. Babanız birine inat uğruna size Ekvator adını hoca, mı koydu? Hocaya doğru inat oldu. Yani bir soru sormuş. Ne hocası? Büyük ihtimalle coğrafyadır. Yani. Şimdi. Hoca soru soruyor. Babanız bilemiş. Soru neymiş biliyor musunuz? Dünyayı ikiye bölen çizgi nedir? Nedir dedi. Bilemedi. Bilemedi babanız. Cetvelle şöyle birkaç tane yapıştırmış hoca. Şöyle değil mi ona? Aynen hocam. Evet. O da şey yaptı işte, inat etti. Büyünce çocuğum kızdı. Kızdı. Ortamda dedi ki çocuğum olursa adını Ekvator koyacağım. Yani o cetvel aslında babanıza değil size denk gelmiş oldu biraz. Vallahi ben memnunum isimden. Memnunsunuz. Hatta şirketle şeye gittim, Ekvator Güneşi'ne. Yani Ekvator, Ekvator'a gidiyor gibisinden bir şey. Çok iyi. Göbek ismi var mı? Eko. Yok ya. Yani lakap kısaltma gibi demedim. Yani yok. Bir göbek adınız var. Yok, sadece Ekvator. Sadece, bir de yani başka bir şans da vermemiş size. Ben çok seviyorum ismini. Ekvator ismini. Evet, nur içinde yatsın babam. İlk tanıştığında böyle bizim gibi tepki verenler oluyor mu? Çok çok. Hatta mesela atıyorum Facebook'ta adın ne? Ekvator. Ben de Meri diyen siliyor beni. Yani inan. Peki bu özel ilişkilerde de karşınıza bir dezavantaj olarak çıkıyor mu, yoksa insanlar sizi ilginç mi buluyor? Aslında ilginç oluyor çünkü başka Ekvator yok. Hani hangi Ahmet, hangi Mehmet değil. Hangi Ekvator yok? Ekvator sadece. Aslında var yani. Yani çok meşhur aslında Ekvator. Gittiğim yerde unutulmuyorum. Peki evlenme çağına geldiğinizi düşünüyorsunuz şu an. Aday var mı? Aday var da çok seçiciyim ya. Kriterleriniz neler? Vallahi kriter yok aslında. Yani... Evet. Çok seçicisiniz ama bir kriteriniz de yok. Yok çünkü bunu uyguladığımda boşluk oluyor. Yani kritersiz daha iyi oluyor aslında. Düz gitmemiz lazım. Ya nasıl seçeceksiniz, neye göre? Vallahi sadece efendi olsun. Efendi bir hanımefendi arıyorsunuz. Doğrudur. Bu mudur yani? Başka bir şey yok aklımda. Yani saygılı, kibar, nazik olsun. Doğrudur, doğrudur. Görmüş, geçirmiş olsun. Yani. Ne dedim ya? Yani nerede nasıl hareket edeceğini biliyor olsun. Doğrudur efendim. Başka bir özel, fiziksel özellikleri ne? Ruslar, Ukrayna, Moldova. Abi. Ay ben sohbeti açmaya çalıştım da bayağı. Yani dış güzelliğe de insan ister istemez önem veriyor tabii. İlk seçerken bir bakıyor insan değil mi? Aynen. İşte ben öyle değilim ama arıyorum. Peki şu an nerede arıyorsunuz mesela? Yani
Ailenize mi haber verdiniz? Arkadaşlarınız birileriyle mi tanıştırıyor? Aslında annem görücü usulü birkaç tane buldu, gittik, bakıyoruz ama elektrik alamıyorum hani. Bir de elektrikçiyim. İşte onu soruyorum. Mesela size elektrik aldıran ne? Siz daha işin ustasısınız yani. Vallahi aslında dediğim gibi efendi olması, kişilikli ve... Delikanlı olması. Delikanlı biraz ters. Şu efendi olması demeyelim hanımefendilere niye? Buradan duyurulur. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey Ekvator Bey? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ekvator Bey'i Türkiye tanıdı şu an. Sağ olun. Talip olanlar bulur yani Ekvator Bey'i. Fazla aramalarına gerek yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizim bir kız arkadaşımız var efendim. O da evlilik çağında olduğunu düşünüyor ve evlenme teklifi bekliyor. Uzun süreli bir erkek arkadaşı var. Bakalım beklediği gün başına neler geliyor, nasıl bir maceranın içinde buluyor kendini. İzleyip görelim. Başlayalım, buyursunlar efendim. Ay kızlar gelin ya, ilk geldiniz ya. İyi ki geldiniz ya, hazır gibi yetiştiniz ya. Oturun, oturun. Bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapacağım ben? Ben bir şey söyleyeceğim. Bak, şimdi Sinem nasıl oyununa yedirdi Selam'ı, gördünüz mü? Alkışı olan Selam. Ben de yedirdim hocam. Görmedim ben seni. Böyle gibi. Böyle yaptım. Onu ben anlamadım, siz Selam olduğunu. Bir daha bir gelin, daha güzel bir alkış gelsin. Sinem gibi çaktırmadan siz de alkışınızı alın, selamınızı verin. Ama biz anlamayalım. Asla. Askerim. Selamı verirken arada da bir tane de özel Ekvator Bey'e selam verelim. Ne? Ekvator Bey'e gösterin kendinizi. Ya. Merhabalar. Ya ne? Biz onu konuşuruz sonra. Buyurun. Ay kızlar hoş geldiniz. Buyurun. İşte böyle tabii. Ay kızlar ya. Hoş geldiniz ya. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi iyi yetiştiniz. Sizler gibi yetiştiniz. Yemin ediyorum. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Sinem neyi ne yapacağım? Mesut'la mı ilgili? Kız söyledi mi yoksa acaba? Yok, daha söylemedi. Yani daha evlilik teklifi gelmedi henüz. Bir dakika. Siz nereden biliyorsunuz? Size de mi söyledi bana evlilik teklif edeceğini? Sen evlilik teklifi nereden çıktı? Sana evlilik teklif edeceğini kim söyledi? Şöyle bir şey arkadaşım. Şimdi bana dedi ki Mesut. Sinem dedi, senle dedi bu akşam dedi çok önemli bir şey konuşacağım. İlişkimiz hakkında dedi. Çok önemli dedi. Çok önemli. Yani 7 yıldır birlikteyiz arkadaşlar. Yani ilişkimiz hakkında çok önemli ne olabilir? Yani bütün veriler vallahi evlilik teklifini gösteriyor. Ya canım benim, verilere çok da aldanmamak lazım ya. Misal hava durumundan, meteorolojiden aldığımız verilere göre yarın hava güneşli. Evet. Ama bir bakıyorsun gök gürültülü sağanak yağış var. Yani demem o ki, veridir yani. Allah'ım ne diyorsun sen ya? Fıtık şey yapmayın. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bunu mu giyeceğim, bunu mu giyeceğim? Hı? Sinemciğim, sendeki kabahat elbiseyle falan kapanacak gibi mi sence? Maşallah, balkonu mutfağa katmışsın. Yani onu örtecek bez yok. Üzgünüm. Ay tatlım, bak gerçekleri söylüyorum diye alınmıyorsun değil mi? Bak alınıyorsan söyle. Bak alınıyorsan söylesin. Ya bak, bu ne olur? Bak bu Gülşen'in de böyle sevgilisi yok diye bize böyle laf sokmaları yok mu yani gerçekten? Neyse ki Allah'ıma bin şükür bu günleri gördüm ya Rabbi. Ay bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta ne olmuş biliyor musunuz? Ne olmuş? Bizim evde Mevlüt'te hoca demiş ki anneme, senin kızının evlenmesi büyük alamet demiş. Doğru demiş. Ama neyse ki üzerimdeki kalktı o felaket. Kızlar ne diyorum? Ya canım benim, çok da sandığın gibi değil aslında ya. Bahadır Efendi geldi. Ona siparişler vermiştim. Mum sipariş ettim ki Mesut'cum romantik ortamda bana evlilik teklif etsin. Bak bu kız nereye hesap ediyor ya? Kafaya gel. Herkes atlayabilecek. Evleniyorum ben. Okey? Kız bu salak ha. Yani çocuk ayrılmaya geliyor, bu evleneceğim zannediyor. Ya Gülşen ben söyleyemem. Sen söyleyebilir misin? Zevkle. Ya abi ayrılsınlar zaten ya. Allah Allah, yakışmıyorlar yani, yakışmıyorlar ki. Çok gıcıksın lan sen. Gel gel Bahadır Efendi, oraya bırak aldıklarını. Ta Ekvador'dan getirdim bunları ya.
Nasıl bir sipariş anlamadım vallahi. Koydum böyle. Tamam. Şimdi soruyorum. Ben bunu mu giyeceğim, bunu mu giyeceğim? He, şimdi Sinemciğim, bence şöyle yap. Kalem etek senin proporsiyonunu gayet kapatır. Hiç uygun değil sana. Hem zaten bu sene Paris moda haftasında hiç kalem etek de yoktu. Sen bence şekerim sarı şifon giy. Tabii. Onu bir de böyle siyah deri çantayla kombinleyince bence tarzsın. Bahadır efendim, ben kızlara sormuştum. Sen niye Allah'ım o iki tane kız göreceğim diyor, moda programlarını izliyorsun. İzle izle maşallah Cengiz Abazon'a dönmüşsün. Tamam, getirdiysen siparişleri çıkar mısın, gider misin? Evlilik teklifi alacağım ben bu akşam. İşim gücüm var. Hadi git, git, hadi git, hadi git. Vay be. Zaten o kalem eteğin altına stilettoyu kombinleyecek biriyle ben moda tartışmam. Kapıyı da kendim bulurum, sağ ol. Ay çok sağ ol, çok teşekkürler. Hiç kimse keyfimi bozamaz. Hiç kimse, çünkü çok mutluyum. Ah Sinemciğim, sana gülmek o kadar yakışıyor. Evet. Ah bir tane. Böyle bir de ağlanacak haline gülmüyor musun? Tatlım, Mesut bu gece sana evlenme teklif etmeyecek. Mesut senden ayrılacak. Ne dedi o? Nasıl? Ne? Ya ayrılacağım. Sinem şöyle. Ya Mesut'la İbrahim böyle telefonda konuşurken bu Gülşen duymuş bu gıcık. Duydum abi. Yani İbrahim Mesut'a demiş ki, kanka demiş, bence de bir süre ara vermek yani çok iyi fikir. İnsan daralır, bunalır, sıkılır falan demiş. Mesut senden ayrılacak. Ya nasıl? Ya yanlış duymuşsunuzdur siz ya. Aman yanlış olmuştur. Şöyle şey olur mu ya? Mesut, ara vermek lazım falan. Ya, hayatta olmaz ya. Olmaz. Oldu bile, oldu bile. Ya kızım, belli ki adamın içi senden soğumuş. Yani kaç senelik ilişki, adam senden soğumuş, anla artık. Ya şuna bakar mısın? Ya tamponu, göbeği salmışsın. Sen daha ne bekliyorsun ya? Sen daha ne bekliyorsun? Adam belki başka biri var. Bak ben bildiğim için söylemiyorum. Belki başka biri. Kızıcığım, Mesut senden ayrılacak. Bak, bak alınıyorsan söyle. Sinem, alınıyorsan söyle. Ya ben seni. Ya Sinem. Bağırın seni. Ay Sinem. Bağırın seni. Ya bak. Bağırın seni. Bağırın seni. Bağırın seni. Yemin ediyorum ha. Tut seni, gebertir elinde kalasın ha. Hem sen takalda. Ay bitti mi? Ya. Ya ne yapıyorsun? Destek vereceğini fişlet veriyorsun kıza. Ay Allah Allah ya. Canım, tamam tamam canım. O ben sana kıyamam. Ya bu üzüldü bu. Bu alındı bu gerçekten. Ya tamam tamam tamam. Bak anlıyorum ben seni. Üzüleceksin. Sonuçta ayrılık. Ağlayacaksın. Böyle gözlerin patlayacak artık ağlamaktan. Bize ihtiyaç duyacaksın. Biz gelmeyeceğiz. Sen yalnız öleceksin. Yalnız. Ya sen ne pislik bir arkadaşsın ya. Ya ne yaptın Sinemciğim? Sen buna bakma ya. Sanki dünyanın sonu mu? Sonu! Dünyanın sonu herhalde ya Mesut'la. Biz çok iyiydik, çok muhteşemdik. Şey gibiydik biz Mesut'la. Böyle yara bandıyla babet gibiydik. Ciğerle soğan gibiydik. Murat Boz'la beresi gibiydik. Hayır olmaz öyle şey ya. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bence siz şalgamla balgam, bak şive bile değişti yani o derece. Siz şalgamla balgam gibiydiniz ya. Fıcık fıcık böyle iğrenç bir şeydiniz siz ya ne biçim. Kuzucuğum bak alınmıyorsun değil mi? Gülşen dudağın yapışsın Gülşen. Bir sus Allah aşkına. Sen buna bakma ya. Ya bir de şöyle düşün. Hayatında yeni bir sayfa açılacak. Ha evet ya. Yeni bir sayfa. Her şey yeniden. Her şey en böyle en başından böyle birini bulacağım, edeceğim bir sene. Tanıyacağım, edeceğim. O manyak mı değil mi çözeceğim, sapık mı değil mi onu çözeceğim bir sene. Konuştuk ettik, birbirimizi tanıdık, anlaştık bir sene. Evliliğe ben onu ikna ettim, o bir sene. Evlilik hazırlıkları, düğün de o oradan bir sene daha. Ondan sonra evlenince çocuğu yapacağım, olacak da o bir sene daha. Ondan sonra... Sinem ötüyorsun. Alarm mı bu? Neyin alarmı? Biyolojik saatimin alarmı etti. Bu hesapla ben aile bayla olamam ben Ayşe. Ay yürüyen bir repoza bak be. Ya senin biyolojik saatin varsa oğlum pili bitmiştir. Ah! Ay çok iyi gördüm, sinirlerim bozuldu. Kuzucuğum, alınmıyorsun değil mi? Çok çok üzülürüm ben alınıyorsam. Git lan buradan. Git lan buradan, yürü git lan. Ben şey yapmayayım. Sen şu saçını al hadi. Kızım valla sana bir tane vuracağım. Sana bunlar ne? Değil mi? Konuşun. Dur, ben gidiyorum. Açın şunu. Ya tamam ya Sinem, üzülme. Bak ne zaman...
zaman istersen ara beni, tamam mı? Bir derdin falan olur, tamam mı? Ya bak, ihtiyacın bir şey olursa da ara. Ben İbrahim'den asla ayrılmam başka bir kıza bakar diye. Ama sen yine de ara beni, tamam mı? Tamam, ben sen git. Tamam, ben iyiyim ben ya. Bir şey olmaz, tamam. Ne olacak yani? Sen git diyorsun diye gidiyorum. Değil ben git, tamam ya. Ne olacak ya, nedir yani? Allah Allah, ayrılırsak ayrılırız ya. Nedir yani? Yani olmadı, başka birini bulurum. Ne olacak ki? Ve şey yaparım, ben de barışalım ya. 2-3 günde barışırız ya. Sus! Hayır, olamaz. Hayır, olamaz. Bu ayrılık ya, gerçekleşemez. Hayır, ayrılmayacağım. Ayrılmayacağım, asla ayrılmayacağım. Bırakmayacağım o çocuğu. Aşkım, ben geldim. Allah! Gelmemiş! Aşkım gelmiş! Erkeğim gelmiş, geç otur. Allah'ın yüzüne oturdum. Allah'ım bu nasıl bir oturma? Bir dakika dur. Sen yoruldun mu? Sen yoruldun mu? Dur o zaman. Al bunu. Al bunu, koy. Koy acıklığını. Koy şöyle güzel güzel. Dur bunu da koy. Bunu da koy. Bunu da koy. Ay yoruldun mu sen bütün gün işte? Ne yaptılar seni? Yordular mı? Dur şunu acı kovayım. Ay ne kadar sert olmuş buraların. Çok mu yoruldun sen? Dur şu açayım şurayı. Şu açayım açayım. Ne yaptım ben? He? Özür dilerim, ne yaptım ben? Ne demek o ya? Ne demek? İlla bir şey mi yapmış olman lazım şunun için yani? Ne bir... Ne bileyim yani, sen böyle etlerimi yumuşatıp dövmeyecek misin beni? He? Sen bana çünkü böyle davranmazsın ki. Saçmalama. Şu an kırılıyorum gerçekten. Seni dövmek mi? Ya şu surata vurulur mu? Maşallah sana. Sana tüh sana maşallah Allah'ım. Vallahi özene bözene yaratmış. Bu ne be? Kusursuzluk. Ah, bir daha aşık oldum şu an. Oh, bu ne be? Oha! Bu ne? Bu ne? Bu ne? Maşallah. Ya sen eh be sana be. Sana eh be çocuk. Maşallah sana. Sinem, ya kusursuzsun derken bak, gözlerim burnuma kayıyor. Yalan söylüyorsun bana, yalan söyleme. Ne? Ya sus, deli deli hareketler yapıyorsun Allah aşkına. Ne oluyor be? Ne yapıyorum? Otur şuraya, bir şey konuşacağım seninle. Dur. Ne konuşuyorsun ya? Bunu sonra konuşuruz. Sen al bakayım şunun tekini. Sen şurada bir daha çakayım da sonra konuşuruz. Tamam, şurada bir tane. Oynayayım da hadi. Aç aç, hadi. Kızım, oyun mu oynayacağız ya? Aha. Sen futboldan nefret edersin. Sen kafayı mı çektin? Ne? He? Yoksa sen tırnağını oje sürerken ojeni mi yaladın lan? Leonard! Ne oluyor ya? Ya ne demek ne oluyor ya? Ben futbolu sonradan sevemez miyim yani? Hayretmiş. Bence çok mantıklı. 22 tane adam bir topun peşinde. Kim düşündü bunu? Helal olsun. Ben bir şey söyleyeyim. Süper. Hadi oynayalım. Hadi. Vur hadi. Ay. Ben şimdi anladım seni. Ben pazar günü çocuklarla maça gidecektim. Onun için yapıyorsun değil mi bunu? Birazdan da ağlamaya başlarsın. Beni anlamıyorsun diye. Ne? Saçmalama ya. Ne öyle bir şey olabilir mi ya? Bir şey söyleyeceğim. Ay bugün pazar. Boş ver oyunu, biz şey yapalım. Maç özetini izleyelim. Maç özeti dur. Tamam sen de dur. Dur özet izle. Maç özeti. Tolga ilerliyor. Tolga kaldırdı kafasını. Tolga Emre'yi gördü. Hareketlere bak ya. Lan ne offside'i vermiyorsun? Offside vermiyor musun? Ya saçmalama be kızım. Dur, ver tamam. Şunu. Ne offside'i? Sen ne anlarsın offside'den? Hakem ya, hakemin bayrağını biraz geç gördü. Offside varmış. Harbiden offside şimdi ya. Şimdi tekrarda görüyoruz. Tekrarda izleyince ne? Kimsin sen? Sen kimsin? Nerede benim sevgilim? Ne? Sinem nerede? Kim girdi içine? Ne? Ya saçmalama ya. Offside falan biliyorum ben böyle şeyleri. Can havliyle malum oldu belki de bilmiyorum. Onu anlarım ben ya. Kızım ne malum olması? Hasta mısın sen? Ne? Sabahtan beri sana bir şey anlatacağım diyorum. Deli deli hareketler yapıyorsun Sinem. Anne. Korkuyorum gülüm. Korkma gülüm. Sen ne anlatacaksan anlat be. Sen konuş, ben dinlerim. Çünkü sen ne anlatırsan haklısın sen. Sen en doğruyu konuşan adamsın sen. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben eğer seni bugüne kadar üzdüysem hareketlerimden özür dilerim. Bitti o. Bitti o kafa açmalar yok. Yok neredeydin? Yok o kız kim? Niye geç? Bunlar bitti. Hadi bakalım. Sinem çıldırdı. Sevgili de dumping var. Tamam bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bitti o. Hesap sormuyorum sana ya. Bitti o gün. Bana bak. He. Yarın gece. İkimiz. Gece 11-12 gibi. Evet. Öyle. İkimiz ama ha, tamam mı? Şey yapalım mı? Ve? Şey işte ya. Halı saha yapalım mı maç? Bak gece böyle serin serin, mis gibi.
Koşa koşa. Ya yok artık ya. Ne halı sahası kızım, delirdin mi? Sen en son halı sahaya geldiğinde bu kum bu halıdan nasıl çıkar diye dert etmiş insansın. Ha, doğru diyorsun ya. Halı saha neymiş? Sen tabii yarın şey istersin. Erkek erkeğe takılmak istersin. Sen de haklısın. Tamam otur otur. Bir şey söyleyeceğim. O zaman İbrahim'i arayalım. Hı? Siz böyle erkek erkeği yarın. Hatta sen İbrahim'le şey yapsana. Hı? Konuşun, tatile çıkın. İki erkek, ikiniz. Vallahi şeye gidin, Ibiza'ya bak. Ibiza, bu mevsimde ortamı bir görmen lazım. Bak, sağlıklı adamsın. Genç adam, gideceğim tabii. Git tabii, bir şey söyleyeyim mi? Masraflar benden. Hadi buyurun. Böyle bir şey yok. Ya sen böyle sevgili gördün mü? Görmedim. Yani böyle bir dayı gördüm, enişte gördüm ama sevgili görmedim. Ya ben ne yaptım ki? Ne, yani ne yapmış olabilirim? Bir şey yani söyleyeceğim. Bir sevgili bir adama niye böyle davransın? Çok mantıksız ha, yani. Saçma. Tamam, o zaman bir şey söyleyeceğim. Her şeyi geç. Şu bizim ofisteki Merve'ye bir bakar mısın? Ha bu ne ya? Böyle bir şey. Sen bunu ekle. Sen bununla bir mesaj. Sen buna bir yürü. Sen buna bir yaz ve ben görmüyorum. Bak hadi. Al al ya. Yaz. Yaz sen buna yürü. Ben görmüyorum. Hadi bak. Bunu da yapma. Bak hadi. Üf. Hadi. Ya şey, ya. Sen bir de manita mı ayarlayacaksın bana? Hadi 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 al, al, al. Ya sen çıldır direkten, ne oluyor ya? Ne bu? Ne? Bu neydi be? Ne oluyor? Zina kapıyı yine kırarak girdik, duydun mu? Bak değil, biliyor musun? Çok acil bir durum var, o yüzden kapıyı kırarak girdim. Aynen, çok acil. Duydum, ambulans çağırın, Sinem çok kötü. Yok ya, ben değilim. Ben kötü falan değilim. Bir şey diyeyim mi sana? Hı. Şu kıza baktın mı sen? Benim ofisteki kıza bak. Tam senin kalemin ya. Şu profil fotoğrafını bir like'la ve ben görmüyorum. Hadi al. Tamam. Al, al, al sen. Tamam, ben kardeşim, ben... çok büyük bir problemimiz var. Devreler karışmış. Gülşen bizi konuşurken duymuş. Her şeyi yanlış anlamış. Konuş Gülşen, konuş. Bak. Şimdi şöyle oldu. Bir küçük ufak bir yanlış anlaşılma. Bir böyle şey yani. Çok önemsenecek bir şey de değil. Zaten hiç canım konuşmak istemiyor ya. İnan hiç canım konuşmak istemiyor. Tamam sus Gülşen. Ne olur. Sinem. Mesut senden ayrılmayacakmış. Allah mı diyorsun? Allah mı diyorsun? Evet. Dur ama aşkım sen bugün benle ne konuşacaktın o zaman? Önemli. Sana evlenme teklif edecektim salak. Ya bir dakika ya. Gülşen ama şey dedi bize, sizi konuşurken duymuş. Duydum. Evet ara vermek gereken, ara verelim diyen kim? Kim? Ha? Kim? Kim? İbrahim. Söz hakkı doğdu tabii bana. İbrahim deyince sen. Valla burada da söylenmez bu tabii de. Nasıl olacak şey? Aysel ben ayrılmak istiyorum senden. Arkadaş ihale ne ara bana döndü ya? Hem gerçekten bu böyle mi söylenir lan? Ya bari bir mesaj atıp öyle terk etseydin. Aysel sen çok iyi birisin. Ben seni hak etmiyorum. Sorun sende değil bende. Ya he he. Hadi iyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Aa, ay başıma neler geldi. Ay İbrahim. Ay ya. İnanmıyorum. Ay aman da bu bana evlilik teklifi. Ay Allah'ım ben sana kurban olurum. Sen bana... Aa coşkun. Sen bana evlenmeni teklif edeceğim. Sen damat mı olacaksın? Sen bak bir şey söyleyeyim. Seni var. Seni kıstırırım ha. Seni kıttırırım ha. Seni düttürürüm ha. Ben çok heyecanlandım. Yüzüne bakayım. Kızım sen bir dursana. İçinden canavar çıktı kızın ya. Ha ama... Ben seni tamam evlenme teklif edecektim de vazgeçtim. Bu ne ya? Ne? Yok Allah aşkına ben katlanamam böyle şeylere. Ne demek? Biraz ara verelim. Benim düşünmem lazım. Ne? Ara mı? Nereye gidiyorsun? Sana ne? Nereye? Nereye gidiyorsun? Merak ya. Bırak boş ver ya. Giderlerse gitsinler. İbrahim inşallah ölürsün. Ha ne oldu? Ya şimdi ne oldu? Bir şey mi oldu? Bak ayaklarımız hala yere basıyor. Az önce ikinize tekmeyi yediniz. Ay siz, ay yoksa alındınız mı bana? Bak bana bak, vallahi beni alınma tutar. Ay ben hiç bakamam, vallahi midem kaldırmaz. Siz alındınız yok, mı? Kız, yok kız, ne alınacağız? Ne alınmaz? Yok yok ben kalkayım, batasana. Ya çay falan zahmet etmeyin şimdi, ben gideyim. Ben şuraya otur, tribe çıksın. Benim zaten market alışverişim var, ben gidiyorum. Konuşma benim. Defol ulan. Güzel inşallah sen de ölürsün. Ya. İçi dışı pis ya, pislik. Ya biz ne yapacağız? Görüyor musun şu salak Gülşen yüzünden ayrıldı adam gitti bıraktı beni de evlenme teklif edecek hiç. Ya gel otur ağlama ya, içimi parçalıyorsun. Boş ver kızım ya. Boş ver bana bak.
güçlü olmak demektir. Biz ikimiz de güçlü, ayakları yere sağlam basan, kendi kendine yetebilen bağımsız güçlü kadınlarız. Yani illa hayatımızda biri mi olacak yani? Hayır. Aha benimki de öttü. Zinem koş! Koş durduralım şunu! Ekvator Bey, evet, sevgili konuklar, araştırdık sizi. Teşekkür ederim. Gerçekmişsiniz. Facebook'tan araştırdık. Hataylıymışsınız. Bildireyim istedim ben. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi enteresan bir soyulma macerası olan var mı? Şurada var. Ya bu soyulma olayı değil de şöyle, eniştemle çilingircinin arasında geçen bir muhabbet. Çilingirci. Çilingircinin. Bizim işimiz Avrupa yakasında, Anadolu yakasında oturuyoruz. Biz işe gittiğimizde de sabah anahtarı evde unutmuştuk. Babam da eniştemi aradı. Hani ben işte olacağım. Sen çilingirci al, anahtarı kapıyı açtır. Biz gelince senden alalım, bir daha gelince çilingirciyle uğraşmayalım dedi akşam. Tamam dedi. Eniştem de gece vardiyasından gelmiş, uyuyormuş o sıra. Kalkmış, çilingirciyi almış. Asansöre bindiğinde bizim ikiye basman gerekiyor. Eniştem çilingirciyle takım çantası. Dörde basıyorlar. Dördüncü katta. Yani... Bu kapı diyor. Bir dakika. Şimdi asansörde enişteniz var. Çilingirci var. Çilingirci var. O kadar. Bir de çanta mı var? Bir de... Malzemeler de yanlarında. Evet, malzemelerle birlikte. Eniştem çilingircinin bu kapı... malzemeler de herhalde çantayla çilingir değil mi? Evet. Evet. Eniştem bu kapı diyor. Tabii çilingirci merdivenlere koyuyor çantasını. Kapıyla uğraşıyor. Dördüncü kapıyı açıyor. Var. Dördüncü katta var. İkinci katta. İkinci katta. Eniştem içeriye giriyor. Diyor işte mutfağa doğru yürüyor böyle. Açtı kapıyı açtı. Tabii açtılar. Kapıyı açıyorlar. Dördüncü katta da yaşlı bir teyzeyle yaşlı bir amca oturuyor. Bir de kızları var. Kızları genelde işte oluyor. Amca da kahvede falan oluyor. Teyze de konuşamıyor tam. Kapıyı bir açıyor. Teyzeyle göz göre. Göz göze geliyorlar böyle. Kafayı böyle yapıyor. Oturma odasının kapısını kapatıyor. Çilingirci de o sırada adam işini bitirmiş. Merdivenlerde apartmanın çantasını topluyor. Ondan sonra çilingirciye diyor ki abi yanlış ev diyor. Diyor ki o çilingircinin diyor çantayı alıp merdivenlerden bir kaçışı var diyor. Ben size diyor anlatamam diyor. Yani düzeltseydi bari. Ya kadın yaşlı git bak hani neyi var neyi yok. Eniştem tabii o da korkuyla kapıyı kapattıkları gibi çilingirciyle aşağı doğru kaçmaya başlıyorlar. Kapıyı işte neyse koşuyorlar falan aşağı. Ya kusura bakmayın diyor işte yanlış gitmişiz ikinci kattı diyorlar. İkinci kata gidiyorlar bunlar bu sefer çilingirciyle. Ya teyze bir öldü mü kaldı mı bir bakın. Ondan sonra ikinci katta çilingirciye diyor ki enişten bu kapı diyor. Çilingirci diyor kardeşim sen hırlı mısın hırsız mısın? Bütün apartmanın kapılarını açtırdın diyor. Bu ne böyle diyor. Sonra karşı komşunun kapıyı çalıyorlar. Karşı komşu kapıyı açıyor. Ben sizi görmedim diyor karşı komşu. Tanımıyorum ben sizi hiç geldiğinizi gittiğinizi. Tabii bilmeyebilir. Babamı arıyorlar. En sonunda babam alıyor. Kapıyı açıyor. Açıyorlar çilingirciden anahtarı alıyor. Yani olay böyle. Çilingirci demiş ki ben 50 senedir kapı açıyorum. Meslek hayatımda böyle bir şey yaşamadım görmedim. Geçmiş olsun. Böyle bir durum yani. Hanımefendi iyidir inşallah. Sonra bakmışlar. Yok iyi Allah'a şükür. Sıkıntı yok. Tamam. Sağ olun. Geçmiş teşekkür olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun paylaştığınız için. Şimdi bizim arkadaşımızın ineği kayboluyor efendim. İneği çalınıyor. O da polisten yardım istiyor. Bakalım kimler geliyor yardıma, nasıl yardım ediyorlar, olaylar nasıl yaşanıyor izleyip görelim. Fikri! Fikri oğlum ya! Koskoca ineğimi, sarı kızımı çaldılar. Ben nasıl duymadım lan? Elleri kırılsın inşallah çalanların. Vallahi çocuk gibi ağlayıvereceğim şimdi. Sarı kızey. Baba ağlama. Haber verdim polisi. Geliyor eli kulağı. Sizin yöre tam belli değil galiba değil mi?
Yol sırasında olmuş. Ya bu bizim yan köylü aslında da. Şive çok değişiyor oraya gelene. Evet tabii bir köy işi değiştiriyor. Şimdi ağlayacağım diyor. O da ağlama diyor ya biraz bir şey istiyor orada. Ağlama bir... istiyor. Tabii ağlama ben biraz. Nasıl ıskaladım ya. Tabii bir. Sarı kızın arkasından bir ağıt bir şey istiyor orada tamam. Yani. Elleri kırılsın inşallah çalanların. Vallahi çocuk gibi ağlayamayacağım şimdi. Ama niye kaydırmaya çalışıyorsun arkadaşım? Ben ağlayacağım diyor mu gülüyor. Evet. Elleri kırılsın inşallah çalanların. Ya üzülüyor gibi dur. Sen baktın olmuyor. Üzüntünü burayla paylaş. Elleri kırılsın inşallah çalanların. Vallahi çocuk gibi ağlayamayacağım şimdi. Sarı kızı. Ağlama baba. Haber verdim ya polisi. Lan ineğimi çaldılar. Sen neye gülüyorsun? Eli kulağında da gelirsinler polisler. Şimdi biraz daha gelirler vallahi. Bir şey söyleyeceğim. Bu senin evladın değil mi? Böyle arsız arsız gülerse haddini bildir sen de. Elleri kırılsın çalanların. Çocuk gibi ağlayıvereceğim şimdi Fikri. Sarı kızı. Ağlama baba. Polisler aradım ya. Gömen. Neye gülüyorsun sen? Gülmüyorum. Sinirinden gülüyorum baba. O da güzel kalıp ha. Aradım polisi. Eli kulağında da gelirler şimdi. Ağlama sen baba, ağlama. Şu an ağlamıyorum. Lan bunlar klip mi çekiyor samanlıkta? Kim bunlar? Ne bileyim? Selam. Ben dedektif Şevko. Bu da ortağım Haykal. Ama siz bize kısaca adaletin çılgın melekleri diyebilirsiniz. Ben demem. Ben de söyleyemem. Zorlanırım. Onu nasıl diyeceğim ben? Merkezden bizi bu dava için gönderdiler. Korkarım bir kayıp vakası varmış ha. Kimden konuşuyor lan bu? Benim sarı kızım kayboldu. Memur bey bulabileceğiniz mi siz onu? Hey. Hey ne? Buradayız işte biz. Yine de hey. Onu bulacağız. Aşağılık aşak. Onu her ne pahasına olursa olsun bulacağız. Anlıyor musun küçük bit yavrusu? Ne? Ne bana hakaret ediyorsun sen? Benim ineğim çalındı, mağdurum ben. Bir de küfredip duruyor. Senin o küçük sersem suratını sevmedim, anlıyor musun? Hey! Ezeceğim onu! Hey Şevko, kendine gel dostum, tamam mı? Onlar vergili. Saçımı çekiyorsun Hakan. Pardon Şevko. Onlar vergilerini ödeyen sadan vatandaşlar, anlıyor musun beni ha? Ah. Adaletsizliğe asla dayanamıyorum Haykal, anlıyor musun beni ha? Asla dayanamıyorum. Bu işler için fazla gerginim dostum. Lan bu adam samanlığı gırıvayacak şimdi. Sen nerenin karakolunu aradın acaba? Bunlar nerenin polisi lan? Akit işler. Siz nerelisiniz? Şevka. Biz aslında American polisleriyiz. Ama Trump başkan olunca Twitter'dan atıştık ve bizi sürdüler. Biz de cennet vatan Türkiye'ye geldik. Ben aslen Massachusetts'liyim. Hey! Lanet olsun, tamam mı?
Ha? Tamam. Sen nasıl Massachusetts olursun da bana söylemezsin? Yıllardır ortak çalışıyoruz ha? Peki neresinden? Merkez. Really? Springfield'a kız vermiştik biz. Hani bilirsin bu William Giller vardı, danıtçıları vardı. Springfield merkezdi. Aa, I know, bildim. Bildim. Kömüş William Giller'i diyorsun. Evet olsun. Onların dükkanı var orada, evet. Biraz daha uğraşsak akraba çıkacağız ha. Ne bırakın geyiği gariye? Evet. İtalya! Benim içim yanıyor burada. Benim sarı kızım çalınmış, kim bilir ne haldedir şimdi benim sarı kızım? Sarı kızey! Hey. Babalık sakin ol ha. Onu bulacağız dostum. Merak etme, onu her ne pahasına olursa olsun bulacağız. Tamam mı? Anlıyor musun beni ha? Sen boğma lan! Korkuyorum ben bundan ya. Akide, sen gelsene benden. Aranıza nifak sokmak gibi olmasın ama... Sen daha aklı başında bir Akidiş'e benziyorsun. Bulursan sen bulursun sarı kızımı. Hadi ne olur kurban olayım sana. Tamam o halde. Bu lanet olası ahıra giriş izni olan herkesin burada toplanmasını istiyorum. Heh Fikri, koş anandan kardeşine haber ver, hemen gelsinler. Bir tek onların var çünkü giriş izni. Güzel. Fikri, onları çağırırken biz de seninle biraz sohbet edelim. Babalık. Gel bakalım. Bu... Sarı kız. Hı. Tam olarak neye benziyordu? İneğe. Ha. Peki bize biraz tarif eder misin görüntüsünü? Sarıydı. Kızdı. Sarı kızdı. Peki onu en son ne zaman gördün? Dün akşam gördüm, en son burada gördüm, ağırda. Ağırda gördüm. Peki... herhangi bir düşmanı var mıydı? Gurt! Gurt vardı. Arada gurt da danırdı benim sarı kızıma. Bu kört de kim acaba? Kört. Ya gurt. Geçen bizim çobana da saldırdıydı. Kört çoban. Bana hiç yabancı gelmedi dostum. Burnuma çok pis kokular geliyor, anlıyor musun? Çok pis kokular. Lan gübreye basıyor, ondan geliyor. Ya arkadaşlar, acaba bizim buralı mı baksa bu işlere? Ha? Buralı polis gelsin. Hiç zahmet vermeyin biz size. Hey. Babalık, onu bulacağız, anlıyor musun? Sana anlıyor musun dedim ha? Otur şuraya, anlıyor musun? Bana cevap ver. Bana cevap vermeden konuş, anlıyor musun? Sorularıma cevap vermeden bana söyle, hadi söyle. İta lan! İta! Küçük buldun beni, üstüme geliyorsun. İta gari, korkmuyorum lan senden. Tamam. Gel lan hadi tırmığı, kafana koyuverim seni. Tırmıktan korkacağımı mı sandın ha dostum? Hadi sapla o tırmığı bana, hadi sapla. Gel lan! Hey, lanet olsun Şevkıl, senin neyin var ha? Emekliliğini mi yakmak istiyorsun dostum? Bu işi bana bırak. İyi polis, kötü polis oynayacağız. Ben kötü polis olacağım, tamam mı? Güzel. Lanet olsun Şevkıl, senin yüzünden bir türlü ipucu bulamıyorum, anladın mı? Ah, ipin ucu ipteymiş. Lan başlayacağım ipinize de, kuşağınıza da şimdi. Deli mi ettiniz lan siz beni? Lütfen bağırmayın. Bağırmayın. Çünkü problemi çözemiyorum. Bu samanlar çok şüpheli görünüyor. Demek ki Yellow Girl'ü buradan kaçırmışlar. Şu şekilde dışarı çıkmış ve... Bu ne ya? Lan tezek lan o! Hala sıcak, fazla uzaklaşmış olamazlar. Akide, siz benle tezek mi geçiyorsunuz? Başıma bela mı geldiniz siz benim? Hoş geldiniz. Rica ederim. Rengu, bu benim karım Burcu, bu da kızım İta. Tamam, sakin ol Haykı. Okey, sizi sorguya çekeceğiz, anlaşıldı mı? Şimdi, bayan yeter. Sorularıma net cevap verin lütfen. Evli misiniz, bekar mı? Bekar. Yarın akşam saat 10 sularında boş musunuz? Boşum. Telefon numara? Ne yapıyorsun lan sen? Yazıyorum. He, kızıma yazıyorsun, görüyorum.
Vallahi atlara depikletirim seni. Bas geri. Tamam. Şimdi şöyle bir şey. Madem hazırlanmış yeter de sahnede. Sorulara çok kısa cevap verdi. Yani bu skece bu kadar çalışıldı. Yeter de net daha uzun cevaplar versin yani. Tamam. Güzel. Evet, bayağı yeter. Sorularıma net cevap verin, tamam mı? Evli misiniz, bekar mı? Bekarım. Ben daha az evlenecektim anla. Sarı kız, sarı kız. Vazgeçtim. Peki yarın akşam 10 sularında boş musun? Boşum. Telefon numara. Lan! Nitagare! Ne yapıyorsun sen? Yazı veriyorum. Ha, görüyorum, kızıma yazı veriyorsun. Vallahi atları depikletirim seni. Bas geri. Şevkal, Şevkal, sakin ol adamım. Soruşturmayı ben devralıyorum. Evet, Bayan Börcüm. Dün akşam 10 sularında neredeydin? Bibimgillerdeydim. Kimse kıpırdamasın. Hareket etmeyin, Bibi tuzağı. Bayan Börcü, senin Bibin mi var? Var tabii ya. 3 tane Bibim var. Büyük Bibim var, küçük Bibim var. Ortanca Bibim var. 3 Bibili bir kadın. Burnuma gerçekten çok pis kokular geliyor Aykal. Peki. Kocan küçük Bill. Sarı kızla çok sık görüşür müydü? Ne yaparlardı? Evet, görüşürlerdi. Çok severdi onu. Hmm. Gırlardı, yayarlardı. Sürekli onunla ilgilenirdi. Ve sence bunu biliyordun Börcü. Sen bunu biliyordun ve bundan rahatsızdın. Anlıyor musun Börcü? O yüzden o sarı kızı aldın ve sucukçulara verdin. Değil mi Börcü? Evet, suçluyu bulduk. Börcü, al şunu. Kendini kelepçele. Çıkarsa tabii. Problem bitti. Genç, siz deli misiniz, divane misiniz? Ne yapıyorsunuz kızım? Sen de ne gelip geliyorsun kendine? Kendinden kaçamazsın Bilal. Polisleri öyle diyorsa öyle derdi. Ben gidiyorum, polis arabasında bekleyeceğim. Hapse attın beni gari. Hadi sen yürü. Lan dur. Arkadaş, ben sizden yardım madım istemiyorum. Bırakın lan karımı. Muhtar. Bu işi bir tek muhtar çözer. Dur sen. Bir şüpheli daha. Muhtar ha? Bana bak. Küçük bir yalı. Muhtarı iyi oyala. Nerede olduğunu tespit edeceğim. Lan ne konuşuyorsun sen acaba? Alo muhtar, neredesin? Oyala onu. Lan dur! Samanlığa geliveri, bizim bir mevzu var. Onu konuşacağım seninle. Oyala onu, oyala. Hadi kapattım. Sen ne yaptın ha? Lanet olasın, ne yaptın ha? Tam yerini tespit etmek üzereydim. Akideş, akideş. Adam zaten buraya gelecek. Neyi tespit edeceksin acaba? Hayret bir şey ya. İçimden bir ses bunun bir tuzak olduğunu söylüyor. Sen de ıslak taşa mı oturdun? İçinden bir ses, içinden bir ses. Saldı, kurtulalım bari. Ne bakıp durunuz lan? Selamun aleyküm. Bibi, Muhtar dur. Sen gel bakayım benimle. Heh. Bak Muhtar, sen de devlet memurusun. Bunların dilinden anlarsın. Benim karımı içeri attı bunlar. Sabahtan beri deli manyak şeyler yapıyorlar ya. Tamam dur, sakin ol bir bakayım be. Kaç şuradan sen. Hadi. Memur beyler, merhaba. Hayırdır, bir olay mı vardı ya? Onu bize sen anlatacaksın Muhtar. Bak yine. Olur tabii canım, anlatırız ne gerekirse. Otur yani canım. Biz memurumuza ne lazımsa yardım etmek isteriz, değil mi? Eğer yardım etmek istiyorsan Murtur, şunu söyle. Oh, oh, oh. Sarı kızı ben kaçırdım. Tabii diyelim. Sarı kızı ben kaçırdım mı? Bingo. Az önce telefondaki sesle birebir uyuşuyor. Suçlu Murtur. Konuşmama hakkına sahipsin. Eğer konuşursan konuştuğun her şey mahkemede aleyhine lanet olası bir delil olarak kullanılacak. Anladın mı dostum? Duyuyor musun ha? Hanım, yaktın yalan beni Bilal. Selamun aleyküm, polis bağlı. Hadi olay çözeceğim. Bu iki manyak işi çözemez diye beni komiserim yolladı. Sen git hallet dedi. Geldim. Şimdi kayıp inek kimin? Benim. Allah aşkına bu işi siz çözün. Bunlar gitsin ya. Tamam dayı, ben şimdi hallediyorum. Şimdi olayın davanın çözülmesi için kritik bir soru soruyorum.
bu ahırın anahtarı başka kimde var? Fikri de var benim oğlanda. Bir gelsin bakalım. Gelsin. Fikri! Gelin lan iki dakika. Lanet olsun. O çocuktan bir şey çıkmaz dostum. Anlıyor musun ha? Vakit. Anlayın artık beni. Anlıyor musun ha? Lanet anlayın artık beni. Sarı kızı kaybedebiliriz. Vakit daralıyor anlıyor musun? Bırak peşimi benim. Bırak peşimi benim. Bir tane daha ya. Tövbe estağfurullah. Gel lan. Ha geldi mi? Bana bak. Gel. Yüzüme bak. Gel bakayım şöyle gözlerime bak. Ben senden anlarım. Kapıyı açık bırakmış olma ihtimalin var mı? Doğruyu söyle hemen bana. Geceden kilitlememişim baba. Özür dilerim. Ondan mı gülüyordun sen o kadar? Ondan mı gülüyordun sen? Babanla mı eğleniyorsun sen? Vallahi kulaklarını çekeceğim artık senin. Dur dayı ben halledeceğim dur. Geç şöyle. Bahadır'dan dere yatağındaki ekiplere, bir ineğimiz kayıp, rengi sarı, cinsi dişi. İnşallah bulurlar ya. Amirim bahsettiğin ineği şu an görüyoruz. Tekrar ediyorum ineği bulduk tamam. Hayırlı olsun. Allah razı olsun senden ya. Kurban olayım sana. Aykıl yine gördüğün gibi bizden hiçbir suçlu kaçamadı ha. Kaç lan kaç. İçimden bir ses Şevkıl. Bu maceranın bitmeyeceğini söylüyor. Yediniz sonunda birbirinizin başını. Evet efendim. Hiç böyle uzaylılarla ilgili böyle gizemli herhangi bir olay sadece uzayla ilgili olması da gerekmiyor. Başına böyle enteresan bir şey gelen var mı? Şuradan başlayalım. İsim ne efendim sizin? İyi akşamlar. İsmim Mustafa. Ne yaşadınız? Şimdi askere gittik Acemi Birliği'nde. İzmir Yeni Foça'da yaptım ben Acemi Birliği'ni. Binadan çıktık bölük binasından. Bizim bölüğün arka tarafındaki içtima alanına götürüyorlar. Sabah işte saat 5-5.30 gibi hava hafif alaca bir karanlık var. Bölüğün arka tarafına geçerken böyle hafif bir rampa vardı. Oradan yukarı doğru çıkıyoruz. Bizim bölüğün arka tarafında Büyük Kartalkaya diye bir dediğimiz yer bir yer. Oraya doğru baktık. Ya gökyüzünde böyle yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum ki. Böyle çok büyük bir daire şeklinde bir ışık. Ya orada ormanlık bir alan. Oraya inişini gördüm. Şaşırdım bir an durdum öyle ona bakıyorum. Şokun etkisiyle arkadaşlara söyledim. Onlar da baktı ama yani bir anda oldu bitti yani. Ben şöyle birkaç saniyelik bir olay yani. Gidip baktınız mı? Oraya mümkün değil. Çünkü mesafe çok uzak. Artı bir de dağlık bir alan olduğu için yani o saatte oraya kimsenin yani 3-5 dakika içinde veya yarım saat içinde ulaşması çok zor. Bir daha başınıza böyle bir şey geldi mi? Vallahi ondan sonra da usta birliğinde de aynı şekilde ama ona... usta birliğine gittik. Arkadaşla gece nöbet tutuyoruz. Sabah kaç usta birliği gibi... yani ne kadar sonra oluyor bu o olaydan ne kadar sonra? Arada yaklaşık bir 10-11 aylık bir zaman dilimi var. Yani neredeyse bir sene. Evet ama o daha ilginç bir olaydı. Savaşta işte böyle arkadaşlar... Belki de şey yani orada bir devre mülkleri falan varsa... her sene aynı yere şimdi içiyor. Vallahi bilemiyorum. Uzaya mı çekecekler bizi yoksa? Yok alsalar alırlardı ya. Vallahi, iki kere geçmişler demek. Peki teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Alalım mikrofonu. Şurada bir hanımefendi var ona söz verdim. Şimdi bakalım nasıl bir gizemli olay. Çok... Gizemliydi benim için o zamanlar. Aylin. Aylin Hanım buyurun. Öğrenciyken otobüsle Antalya'ya seyahate gidiyorum. Otobüsle. Ve gece yarısı uyumuyorum. Herkes uyuyor otobüste. Karanlık dağların arasından geçiyoruz. Otobüsle. Otobüsle tekrar. Evet. Bu arada işte 80'ler diyelim. Yani ben çocukken, daha küçükken. Belki de bu UFO olayları daha çok böyle gündeme gelmeye başlamıştı. Biz de arkadaşlarımla geceleri uzaylı avına çıkardık kendimizce. Böyle bütün gece işte yazlıkta gökyüzünü izlerdik. Acaba görür müyüz diye. Yazlık nerede? Büyükçekmece'de. olabilir, o tarafa da gelebilir yani. Onun yok yani yeni Foça gibiyse... Beyefendi görmüş. Hayır, sonra oraya geleceğim. Belki de o taraflar. Onun da etkisiyle yoksa olacak. Yoksa aynı UFO'yu mu gördünüz? İşte belki beyefendiyi haklı çıkaracağım, bilmiyorum. Dur bakalım, evet. İşte otobüsle giderken gece uyumuyorum yine otobüsle. Dağların üstünde
ama yani bayağı spot yani şu gördüğümüz ışıklar gibi halka şeklinde. Gayet parlak, yani karanlık hiçbir şey yok. Ay değil, ne bileyim ışık değil bence. Yani bir 5-10 dakika izledim ve gitmiyor, değişmiyor. Acaba diyorum yani başka bir şey mi? Ama karanlık, yani yolda hiç ışık yok, bir şey yok. Ondan tamam dedim, artık karar verdim bu dedim. UFO. Ve insanları uyandırdım. İşte yanımdakinden başladım, ondan sonra öndekine falan. Ve insanlar da, herkes uyandı. Otobüs ışıklarını yaktı, şoföre kadar gitti olay. Ondan sonra ve herkes cama yapıştı. Bu dağların üzerindeki UFO'yu biz bir 10 dakika, 15 dakika izledik. Ondan sonra ve herkes sen bunu nasıl gördün falan. Ben dedim ki yani göreceğimi biliyordum en sonunda. Yakaladım ben bunu. Bütün otobüs gördünüz. Bütün otobüs gördü. Evet. Bütün demek çok isterseniz oluyor. Evet. Aynen. Demek ki o zamandan da insanları etkileme gücüm varmış. Herkes benim gibi gördü. Bir süre daha gittikten sonra anladık ki orada askeriyenin herhalde bir şeyi vardı bilmiyorum işte. Bir karargahı vardı ama dağın en üstü yani. Oraya da niçin öyle hipodrom gibi ışık koydularsa onun olduğunu yani öyle bir şey olduğunu anladık. Belki de bir işte UFO etkisi vermek istediler. Tabii benim bütün havam söndü. Ondan önce bana ah nasıl gördün bizi uyardın diyen insanlar Allah seni kahretmesin deyip gece yarısı. Peki teşekkür ediyorum. Var mı başka macera yoksa burada mı kaldı iş? Daha devam eder herhalde. Bir bakmaya ben devam ediyorum. Peki. Tamam görürseniz bize bildirin efendim. Tamam peki. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi böyle mistik konularla uzaylılarla ilgili bir tartışma programı hazırladık efendim. Ve bu programda bakalım hangi konuyu işliyoruz, tartışmacılarımız hangi konuda tartışıyor, kim haklı çıkıyor, izleyip görelim. Buyursunlar. Merhaba sayın seyirciler. Yine sırların içinden geçeceğimiz ve perdeleri aralayacağımız Sırlar Geçidi'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet, çok önemli. Bir şey söyleyeceğim. Ha ben mi? Evet. Şu ayakta bir açsam programı. Aha. Herkese bir hitap edip. Tabii ki hitap etmem ama mi? Ama bu gizemi de vererek. Vere vere yapacağım yani şeyimi. Evet, müzikle başlasın. Bir sır perdesini aralayıp şırak diye ortadan ikiye ayıracağız sizlerle. Çok önemli sorular var yine. Acaba ne? Ne? Bu nasıl gizem ya? Biz ne konuşacağız burada? Çok önemli bir soru. Uzayda hayat var mı? Konuklarımız UFO uzmanı Hayati Feza, bravo. Paranormalci İsmail Kaytan, hoş geldiniz. Ve ünlü akademisyen, çok ünlü Mesut Ortaç geldi. Hoş geldiniz. Hanımefendi siz iyi misiniz? İyiyim ya da değilim. Öyleyim ya da böyleyim. Hayat gizem dolu. İşte bu akşam hepsini konuşacağız. Uzayda hayat var mı? Size sormak istiyorum Hayati Bey. Ya var, yemin ediyorum var. Defalarca söyledim bunu. Uzaylılar var, uzaylılar sürekli benimle temas kuruyorlar. Geliyorlar, bana temas ediyorlar. Buradan canlı yayından herkese söylüyorum kardeşim. Sıkı durun, bomba geliyor. Piramitleri uzaylılar yaptı. Ya efendim, olur mu öyle şey yani? Nasıl? Şimdi, bakın şimdi, muhtemelen uzayda bir yaşantı olabilir. Evet, evet. Ama bu henüz kanıtlanmış bir şey değil. Beyefendi, niye gülüyorsunuz siz? Bana bak oğlum, bana bak oğlum. Senin asılsız iddialarına gülüyorum deminden beri. Neymiş uzayda hayat var? Uzayda hayat falan yok. Kesinlikle sizin
bilimselliliklilere davet ediyorum. Piramitlileri uzaylılar yapmadı. Ha, bravo, bravo. Piramitlileri üç harfliler yaptı. Hop, bravomu geri alıyorum İsmail Bey. Yani cinler inşaat mı yaptı Allah aşkına yahu? Beylikdüzü'ndeki müteahhit mi bunlar? Lütfen şimdi yeter onu, bakın. Ben buraya uzay konuşmaya, bilim konuşmaya geldim. Lütfen yani müdahale edin sizce. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin Mesut Bey. Az sonra öyle bir bağlantı kuracağız ki... Allah. İnanamayacaksınız. Bütün bilimsel cevapları önünüze getireceğim. Şimdi inanılmaz bir yere bağlanıyoruz. Oh, çok şükür. NASA'ya mı bağlanıyoruz? Yok, NASA'ya değil. Sivas'ın Konak Pınar Köyü'ne bağlanıyorum. Arkadaşım Sinem orada. Sinem, Konak Pınar'da açıklanamayan UFO olaylarını yaşandığından bahsediyor. Açalım görelim. Sinem! Ha? Sinem, neler oluyor orada? Evet, yeter. Sıra uzaylılar burada! Devletlere! Uzaylılar burada! Devletlere! Solo'yu lütfen. Solo çok önemli. Öndeki hanımların performansı da çok önemli. Siz de adayın kendinizi, evet, lütfen. Evet. Biraz dikkat dağıldı. Kendinizi adayın. Buyurun. Uzaylılar burada, devlet nerede? Uzaylılar burada, devlet nerede? Uzaylılar burada, devlet nerede? Uzaylılar burada, devlet nerede? Solo! Uzaylılar burada, devlet nerede? Hep beraber. Uzaylılar burada, devlet nerede? Evet. Çok iyi. Evet. Yeter, Konak Pınarlılar sinirli, Konak Pınarlılar üzgün. Uzaylılar resmen bu köye dadandı. Ve şimdi köyün muhtarı Fikri Emmi yanımızda. Evet, Fikri Emmi, tam olarak bu köyde neler oluyor? Efendim, uzaylılar bizim köyümüzü istila ettiler. Biz bu sebepten dolayı mağduruz. Evet, peki tam olarak uzaylılar ne yapıyorlar burada? Efendim, şimdi ben uzaylılarla bizim halkımız arasında SİBOB görevi görüyorum. Onlarla konuşarak onları uzaylılardan uzak tutmaya çalışıyorum. Hı hı. Onlarla konuşmazsam köyü istila ederler. Evet. Onlardan bir dönem daha oy istiyorum. Sevgili halkım, sizi uzaylılardan korumayayım mı? Korusun. Koru. Koru. Yaşasın muhtar. Yaşasın muhtar. Yaşasın muhtar. Yaşasın. Sana, ya sen çok gaza geliyorsun ya. Sahtekar! Yaşasın! Muhtar! Mesut! Sahte! Sen yargı önünde hesap vereceksin şerefsiz! Yahu! Efendim ben şimdi ne dedim ya? Sus! Sen insan mısın be ha? Sen insan mısın? Sen insan olsan bu burunla insan içine çıkmazsın be! Terbiyesiz! Bakın, Yeter Hanım. Şu anda bana aleni hakaret ediliyor. Bir şey demeyecek misiniz? Her şey canlı yayında ispatlanıyor. Hayati Bey, sakin olun. Zaten Konak Pınar halkı her şeyi söylediler. Uzaylılar da var. Her şey ispatlandı. Ay. Ne diyeceksiniz Mesut Bey? Bakın hanımefendi, öncelikle sizin gözünüz göz değil. Bir tuhaf bakıyorsunuz. Bence programdan sonra hemen bir beyin tomografisi çektirelim. Sonrasına gelirsek. Efendim bu bir kanıt değil. Yani elinizde bir uzaylı yok mu? Ya bırakın Mesut Bey ya. Uzaylıların gerçek olduğunu ispatlamak için... ...uzaylıların gerçek olduğunu ispatlamak şart mı? Değil. Evet. Ya bırak. Demokrasiyi bırak. Terbiyesiz. Ya asıl size yok. Uzaylıyla temas halindeyiz diyorsunuz. Bir tane UFO gösteremiyorsunuz ya. Bana bakalım. Bana bakalım ne UFO'su? UFO dedin ne UFO ne? UFO kaç harfli? Üç harfli. Ben daha bunu programın başında söyledim ben. Bunların hiçbir tanesi tez
anlayacaksın Mesut Efendi. Hayır efendim, anlamıyorum ya. Türkçede üç harfli bir sürü kelime var. Her yer üç harfli. İşte bunu böyle kabul edeceksin. Bakın her yer üç harfli. Bu arada Mesut Bey benim fikirlerimi çalıyor. Ya Allah aşkına bir dakika. Bir dakika efendim. Bu program böyle mi devam edecek efendim? Vallahi bilmiyoruz. Bu da bir sır. Bu da bir gizem. Bakacağız, göreceğiz. Efendim siz daha önce böyle kafanızı güm bir yere vurdunuz. Bir tuhafsınız çünkü. Bakın ben tekrarlıyorum programın başında söylediğimi. Muhtemelen uzayda bir hayat olabilir. Ama bu daha ispatlanmadı. Bir dakika, ispatlanmadı mı dedi o? Evet. Güzel bayan, bir mikrofonu alayım. Lütfen. Mesut Bey. Buyurun. Bakın bu köye uzaylılar dadandı. Siz bunları bilmiyorsunuz. Uzaydan bize gama ışını atarak bizi eşimize karşı mahcup ediyorlar bunlar. Tamamen bu benim suçum değil. Bu uzaylıların bir suçudur bu. Ya koskoca uzaylının işi gücü yok. Senin bel altına gama atacağım. Asıl sen beni gama atıyorsun. Sen! Ya Mehtap, vallahi uzaylıların gama ışını yüzünden ya. Şimdi sayın proflarım, bakın şöyle ben ifade edeyim. Bu uzaylılar yer çekimine karşı koymayı bulmuşlar ya, çözmüşler ya onu. Benim yer çekimine karşı koymama engelliyor bunlar. Bakın ben burada bilimsel konuşuyorum. Az çağdaş olun ya. Çağdaş olun biraz. Çağdaş olun biraz. Çağdaş olun biraz. Çağdaş olun biraz. Köylü dur, solo var. Çağdaş. İşte biz bu kadar çalıştık köy meydanında. Siz çıldırmışsınız. Bunlar çıldırmış böyle. Ay, ay ne kadar garip. Ay şey, uzaylıların kararttığı bir takım hayatlar gerçek bir trajedi. Gerçek bir dram. Yeter hanım, ne dramı Allah aşkına? Ya bu bir komedi. Bu beyefendinin yani belden aşağısını doktora göstermesi lazım. Yeter hanım, yeter buyurun, hanım. Müsaade var mı? Buyurun, buyurun. Beyefendi, niye tükürüyorsunuz bana? Ben sana tükürmüyorum. Senin zihniyetine tükürüyorum. Şerefsiz sahtekarsın sen ya. Ne demek kama ışını yok? Uzaylılar insanlara gama ışınlarıyla fırlatıyorlar, dokunuyorlar, deney yapıyorlar üzerlerinde. Bakın yemin ediyorum size, bunu ispatlayacak yüzlerce bilim adamını çağırabilirim, bulabilirim ya. Allah aşkına çağırın bulun lütfen. Hadi. Kul sana. Terbiyesiz. Yani ben... Gecenin bir vakti adamlar uyuyor, bilim adamı. Onları alıp buraya mı getireyim? Sen işte bu kadar namert bir insansın. İşte bu kadar sahtekar bir insansın. Ya bu uzaylılar efendim benim evime sık sık geliyorlar. Onlarla temas kuruyoruz. Eğer bu uzaylıları görmek istiyorsanız... Ya benim evime gelin görün. Benim evime herkes... Benim kapım herkese açık. Buradan söylüyorum. Özellikle bayanlar beni ekleyin. Çok sırlarla dolu gidiyoruz. İsmail Bey, siz bunlara ne diyeceksiniz? Cinler. Ya bakın İsmail Bey, lütfen cinsel şaka yapmayın. Zira kaldıramıyorum. Ah ah, biliyoruz Bahadır, biliyoruz. Sen bana bak kardeşim. Bak ben yıllarca bu uzaylılara mazur kalmış bir insanım. Kesinlikle bu gama ışınları hangi bölgelerdeyse vücudumda oralara bol şekilde sirkeyle ovala geçersen iş tamam. Yahu iyice sirke çevirdiniz bu ortamı yani. Sen ne diyorsun ya? Puh sen! Terbiyesiz adam. Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Sen ne diyorsun peki? Sen şimdi ne diyorsun? Solumuz var Allah aşkına. Bir dakika, solumuz var Hayati Bey. Bravo! İşte bunları hep çalıştık Mesut, sana ders olsun. Çok güzel. Sen şimdi ne diyorsun? Uzaylı yok diyorsun, öyle mi? O zaman sen diyorsun ki yani bu Trump insan, öyle mi? Ya evet. Ya bırak Allah'ını seversen ya, ben seninle daha ne tartışacağım? Adamı görmüyor musun? Bir gözü böyle duruyor, diğeri daire şeklinde çizip duruyor ya. Bırak sen Allah aşkına ya. Bacım sen sirke sür, tamam mı? Bak o iş bizde. Sirke. Tamam Hayati Bey, ben size inanıyorum. Çok büyük bir problem el attınız. Sağ ol. Sirke diyor, kokar o. Ya siz hiç merak etmeyin kardeşim. Bu adam, bak size yemin ediyorum, bu adam... Bu halkın önünde, o uzaylıların ruhunun önünde diz çöküp ah dileyecek. Ay gerçekten. Ah dileyecek, ah dileyecek, ah dileyecek, ah dileyecek, ah dileyecek, ah dileyecek. Allah'a şükür. Ha
harika. Resmen canlı yayında bir tedavide bulundu Hayati Bey. Ve Mesut Bey'e tükürmek suretiyle bir şerefsiz olduğunu da ispatladı. Sağ ol. Oldukça esrarengiz. Ay. Bakın Yeter Hanım, yani beyefendi sirkeyle insan tedavi ediyor ama yine ben kötü oluyorum ya. Ayıp ama yani. Bana bak oğlum, bana bak. Ben de uzmanlığıma dayanaraktan sirkenin işe yaradığını her şekilde söylüyorum ve öneriyorum. Ya nasıl öneriyorsunuz? Nasıl işe yarıyor Allah aşkına ya? Siz nesiniz? Sizin işiniz ne? Sizin branşınız ne? Ne iş yapıyorsunuz siz? Jinekolog. Hadi bakalım. Ya ne hadi bakalım? Kadın hastalıklarının cinlerle ne alakası var? Ben jinekolog mu dedim? Cahil, jinekolog dedim. Ben cin uzmanıyım. Beni kaç kere cin çarptı? 9 kere kaçak cinden çarpıldım ben ya. Kendi kendime eğittim. Benim normal uzmanlık alanım su ürünleri. Ama ben su ürünleri yapmıyorum yani. Ben kendim cin uzmanlığı yapıyorum şu anda yani. Beyefendiciğim, siz gidin bence bir alabalık çiftliği açın, tamam mı? Bakın yani ben burada bu insanlarla mı muhatap olacağım? Birisi gelmiş diyor, ben gece uzaylılarla temasa geçiyorum diyor. Öbürü diyor ki ben sirke sürüyorum, tedavi ediyorum, parlatıyorum insanları diyor. Yani böyle bir şey olamaz. Puh sana! Buyurun. Terbiyesiz, puh sana ahlaksız! Burada sataşma var bakın. Bana cevap hakkı doğdu. Ben burada müsbet bilimle konuşuyorum kardeşim. Sen uzaylılar yok diyorsun. Peki geçen sene uzayda naylon elementi bulundu, ne diyorsun? Ya bulunmadı. Uzayda naylonun ne işi var? Aynı zamanda naylon bir element değil. Puh sana, al değildir. Al değildir, ispatla. Neyi ispatlayayım? Naylonun bir element olmadığını ispatla. Eğer naylonun bir element olduğunu ispatlayamazsan sen sahtekarsındır. Aynı zamanda naylon bir elementtir ve sen de bu canlı yayında intihar edeceksindir. Hadi. Allah aşkına beyefendi, siz element olduğunu ispatlayın. Bir dakika, bir dakika. Bana puh! Seni terbiyesiz. Bana öyle Ali Cengiz oyunları yapma. Bilimde ilk soran bilir. İlk ben sordum, ben kazandım, ispatla. Bakın Yeter Hanım, ben olmayan bir şeyi size ispatlayamam. Burada bir tek mantıklı konuşan ben miyim Allah aşkına? Herkes delirmiş, deli. Bir dakika, bir dakika. Puh sana, terbiyesiz. Burada Konak Pınar halkına sen deli diyemezsin, aşağılayamazsın. Delemez. Deli diyemezsin, deli diyemezsin, deli. Yani ben böyle program görmedim. Bana bak oğlum. Steve Jobs nasıl zengin oldu? Nasıl? Nasıl? Steve Jobs şöyle zengin oldu. Bunu herkes bilir artık. Karabasanın elinin içerisi boştur. Hı hı. Şimdi bu bir bilimsel gerçek yani. Neticede karabasanın elinin içerisinin boş olduğunu herkes bilir. Evet. Bilmez mi? Evet. Ben biliyorum. Tamam. Eğer rüyanda karabasanın kınını kopartıp karabasanın elinden geçirirsen zengin olursun. Steve Jobs işte böyle zengin olmuştur. Misal telefon açtın sen. Alo dedin. Alo kaç harfli? 3 harfli. Bu da mı tesadüf be? Evet, bu da tesadüf. Saçmalıyorsunuz. Külliyen saçmalıyorsunuz ya. Aa, bir dakika, bir dakika ya. Artık sustum, sustum ama ben de konuşacağım. Bu Mesut Bey'i çürüteceğim. Evet, şu an çürütmek isteyen bir beyefendi var. Buyurun. Ver, çürüteceğim. Hı hı. Şimdi bakın, Mesut Bey burada diyor ki, he o uzaylılar yok diyor orada. Tabii Mesut Bey, siz uzaylılar tarafından mağdur edilmediğiniz için ağzınıza geleni söyleyin tabii. Tuh, şerefsiz! Tuh sen! Ben yaparım yenge. Tuh, Allah aşkına kocam yenge. Mağdur, kocam yazık. Ya bakın, bir şey söyleyeceğim size. Söyler misiniz? Uzaylılar sizi nasıl mağdur etti? Ne yaptı? Lütfen söyleyin, anlatın ya. Şimdi uzaylılar benim üzerimde bir takım denemeler yaptılar. Her gece beni ışın zoruyla pavyona götürüyorlar ya. Hocam mağdur. Yani ben gözümü bir açıyorum, pavyondayım. Böyle gözümü kapıyorum, bir açıyorum, yanımda bir kadın var. Bence yanınızdaki kadın biraz gözünü açsın. Hanımefendi, sizi aldatıyor kocanız. Anladınız mı? Puh sana terbiyesiz, puh sana ahlaksız. Bunların hepsi benim başıma da geldi kardeşim. Bir gün bu uzaylılar sen gel, benim cep telefonunu çal. Bütün o kızlara mesaj at. Efendim evde yalnızım, buyurun gelin filan. Bunların hepsi... Bak yenge, senin kocanı uzaylılar kaçırıyor. Ben sana söyleyeyim. Evet, biliyorum. Ah canım benim. Uzaylılar muhtemelen mutluluğumdan gözüyor olan
Gorim Cem'le ortak hareket ediyorlar. Zaten benim Gorim Cem de uzaylı. Tabii, tabii. Hanımefendi, iyi misiniz? Sinirleri bozuldu hanımefendi. Çok çünkü zor bir şey. Bir görseniz Gorim Cem'i öyle bir tip insan olamaz. Lafım bitti. Evet. Bravo. Aha! Bakın sürekli uzaydan sinyal göndermek suretiyle telefonumu arama yapıyorlar. Aa. Şu an canlı yayını açıyorum. Bakalım. Alo. Ha, dobrij, nada, kobrij. Davay, davay, da, 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 da. Bakın gördünüz mü? Sürekli böyle sinyal göndermek suretiyle telefonumda uzay aranıyor birden ve benim telefonum o yüzden kabarık geliyor yani. Ama pardon beyefendi, biraz önce siz ne Rusça mı konuştunuz? O İşte artık nasıl bir oyun içindeysek, yani ülkemize karşı nasıl oyunlar oynanıyorsa bunu düşünün. Bakın buradan tekrar söylüyorum bu mikrofon aracılığıyla. Rus'la aman töbe. Uzaylılar Amerika'nın bir köpeğidir. Bravo. Köpeğidir. Getirin. Doğru dedi onu. Yani lütfen Allah aşkına doğru düzgün konuşacak bir bağlantınız yok mu? Ben çıldıracağım ya. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Al tamam. Merhaba. Ben Burcu. 50 yaşındayım. Bekarım. Bekar bekar. Ben çünkü bizim köyümüzde uzaylılardan dolayı 50 yıldır olan bir kısmetsizlik var. Ve bu kısmetsizlik bana da vurdu. Yoksa ben bu diri bedenle acaba kısmetsiz kalabilir miydim? Bu mümkün müydü? Köy halkı da böyle düşünüyor. Biliyorum ya, benim de başıma geldi. Bakın bu uzaylılarda kısmet bağlama işi çok sık görülür ya. Acaba sizin tipinizle alakalı bir şey olabilir mi? Hayır, kesinlikle tipimle alakalı bir mevzu değil. Ben buradan uzaylılara seslenmek istiyorum. Uzaylılar, herkese temas ettiniz. Benden bir tane makas bile alan yok. Ben şu anda beyaz UFO'lu sahibimi bekliyorum. Her türlü gezegen olabilir. Kesinlikle gezegen. Ama Jüpiter gitmesi gelmesi çok zor oluyor. Çok uzak. O zor olur. Jüpiter olmasın. Mavi tenli olabilir. Hiç sorun değil. Helal Uranyum'enmiş. 33-34 ışık yılları arasında. Ya nefes alsın yeter. Trakya sorunu mu yapsın? Çok bekarım. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Adım bayıldı. Adım bayıldı. Tuğ sana işte. Sonumuz bayıldı. Sonra yatırın. Teşekkür ediyorum Sinem. Ay, döneyim koluklarıma şimdi. Mesut Bey, bütün bu dinledikleriniz kanıt değil de nedir Allah aşkına? Yani Getir Hanım, ben şaşkınlık içindeyim öncelikle. Ama şöyle söyleyeyim size, bu bir kanıt değil. Ben programın başında da söylediğim gibi, bakın muhtemelen uzayda hayat olabilir. Ama buna dair elimizde herhangi bir kanıt yok. Kanıdımız yok. Yani siz de bir şeyler söyleyin lütfen. Bana bak oğlum. Sabahtan beri susacağım, susacağım diyorum ama yani uzay muzay diye saçmalıyorsunuz artık ya. Asılsız iddialar, uzay diye bir şey yok. Allah Allah, nasıl yok efendim? Güneş sistemi var, gezegenler var, Mars, Uranüs, Venüs var. Bu senin kendi fikrin, buna saygı duyuyorum. Değil efendim, benim fikrim falan değil bu. Bu da senin kendi fikrin, buna da saygı duyuyorum. İsmail Bey. Venüs diye bir gezegen var, kanıtları var bunun. Plüton diye de gezegen vardı, nerede? Hadi bakalım nerede? Ben sana saygı duyuyorum ama sen bana saygı duymuyorsun. Yani sen bana kendi fikrini diretmeye çalışıyorsun. Ya siz gece ne yaşıyorsunuz Allah aşkına? Siz ne yaşıyorsunuz ya? Bakın bilim, bilimdir. Anladınız mı? Bilimde inanç olmaz. Ben artık burada çıldıracağım ya. Ben fena alıyorum. Ciyak! Kötü oluyorum artık yani. Ay, canlı yayında cinler mi musallat o acaba? Kesin mi? Kesin. Bir saniye. Oh. Uzaylılarla şu an temastayım. Evet. Evet, dinliyorum. Tamam. QE. Tamam, oldu. Öptüm canım. Öptüm. Görüşürüz. Görüşürüz. Önce sen kapat. Ya insanın içinde... Tamam, ben de kendi seviyorum. Tamam. Hadi kapat, tamam. 1, 2, 3 kapat. Çok fena. Uzaylılarla konuştum. Evet. Senin bu...
Terbiyesizliği yüzünden seni istila edeceklermiş. Ya ne istilası? Ne diyorsun adam sen ya? Şerefsizim, ben böyle bir şey görmedim evet. Artık. Musallat olmuşlar, bunu hemen tedavi etmemiz İlk olarak şerefsiz olduğunu kanıtladılar. Yürü. Ya bırakın, hemen tedavi etmemiz gerekiyor. Beni ya, sen beni bırakın. Yine çok enteresan bir canlı yayındı. Ay, şeytan mıdır? Ay. Ay, uzaylı mı geldi derken? Görüşürüz efendim, hoşça kalın. Yıllardır aynı kuaföre giden, kuaförüne çok bağlı olan var mı? Burada bir beyefendi var, onunla konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben 30 senelik erkek kuaförüyüm. Niye hep aynı kuaföre gitme alışkanlığımız oluyor? Vallahi şöyle söyleyeyim, yani daha çok samimiyet. Aslında iyi de tıraş ettiklerinden değil yani. Aslında kötü tıraş edersin ama yine de gelirler. Aslında daha çok samimiyet ve Orhan muhabbet üzerine. Orhan Bey, enteresan bir itiraf oldu bu. Yani iyi tıraş değil de daha çok samimiyetle alakalı bence yani. Peki özel meselelerinde konuşuyorlar değil mi? Tabii sizin? Konuşuyorlar. Genelde hep konuşulan ne oluyor? En çok hangi konuda dert yanıyor erkekler? Ya erkekler genelde yani... Söylemeyiz ya. Yani... Söyleyin canım. Genelde yani karşı cinsle alakalı konuşuyorlar. Yani tartışmalarından mı, anlaşmazlıklardan mı? Mesleki sır, söylenmez. Şimdi şunu merak ediyorum ben. Genelde hani hanımla böyle tartıştık, şu konularda anlaşamıyoruz mu? Yoksa yeni biriyle tanıştım, kalbim çok çarpıyor. Eşleriyle alakalı fazla konuşmazlar. Onlar anlatır, biz dinleriz. Siz o arada tabii... İşi bitirip sıradaki müşteriyi alma derdindesiniz ama bir yandan da derdine veya konuştuğu konuya ortak oluyorsunuz. Tabii abi, doğru abi deyip gidiyoruz. Peki, var mı eklemek istediğiniz? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum efendim. Bizim mahallemizin bir berberi var efendim. Mahalleliyle çok sıkı fıkı, çok içten, çok seviyor mahallesini. Çok sahip çıkıyor. Bir gün bir dertle karşılaşıyor. Bakalım derdi neymiş, bugün nasıl geçecek izleyelim efendim. Buyursunlar. Hayırlısı olsun. Merci. Yalnız perper dükkanın önüne perper dükkanı açmanız hiç hoş olmadı. Ustamın hiç hoşuna gitmeyecek bu. Berber dükkanı diye sana derler peruklu. Bak burada ne yazıyor? Hair designer. Yani erkek kuaförü. Arada fark var, anladın mı? Lan biz saç kesiyoruz da siz atomu mu parçalıyorsunuz? Ne farkınız var ya? Bak şöyle anlatayım. Sen haftalık ne alıyorsun? 150. Ben 155. Ne? 155 mi? Haftalık. Hı. Ayda ne eder? 620. Çok kazanıyormuşsun sen ya. Vay be. Hair designer he. İbrahim'cim, kafam çok karışık. Hangi modeli seçeceğime karar veremiyorum. Acaba diyorum, yeni dünyalara yelken açıp yeni modeller mi denesem? Yoksa geleneksel taraftan yürüyüp de kendi tarzımı mı korusam? Ne yapsam? Sen hangi yolu denetirsin bana? Hangi, ne yapalım, ne dersin? İsmail, saçına bakıyorum da çok bir seçeneğimiz yok gibi. Yani saçınla ilgili izleyeceğimiz her yol tek yön. Bahadır, İsmail abinin saçını maçını güzel bir yıka, ben geliyorum, hadi bakalım. Peki usta. Hadi bakalım. İsmail abi buyur. Bu ne lan? Tam karşıma 2 metre öteme dükkan açılmış, berber dükkanı. Nasıl fark etmedim, ne zaman oldu bu? Nasıl olabilir böyle bir şey, ayıptır ya, ahlaksızlar. Usta, usta geldi. Ne? Allah Allah arkadaş. Hamza, sen içeride yabancı müzikleri düzenle. Bir de tek içimlik pet şişeleri diz. İbrahim Usta. Benim.
İbrahim Usta. Burada. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir çırağın vardı, hatırladın mı? Sendin demek ha? Cemil. Ne Cemil'i be? Cemil fakir miydi? Cemil'in arabası vardı, iş arabayla gidip geliyordu. Biraz daha düşün, bir tane daha vardı fakir ama gururlu. Suat. Ne Suat'ı? Değil. Cahil. Değil. Sıtkı. Değil. Tarancı. Değil be, değil. Fikri, fikri. Biliyordum zaten. Bir intikam lafı ettirmedim be. Ne intikamı lan? Mal. Sorun yanlış bir kere. Senin sorduğun soru tamamıyla alakasız. Fakir ama gururlu bir genç vardı, hatırladın mı? Sen fakirdin ama gururlu değildin ki. Yüzsüzün tekiydin oğlum. Yıllarca beni böyle ezikledin işte. Kılları süpür Fikri dedin, süpüremedim. Ortalığı topla dedin, toplayamadım, kafama vurdun. Müşteriden parayı almayı unuttum. Sırtımda odun kırdın. Ustamdır dedim, sineye çektim. Ama dükkanın önünde kız arkadaşımla konuşurken mal Fikri demeyecektin İbo. Ulan belinde odun kırdım, ona şey yapmadın da kızla konuşurken mal dedim, ona mı takılıyorsun? O kız senin sevgilin değildi ki. Çıktığın mıktığın değildi. Adres soran bir kızcağızdı. Belki evlenecektik. Ha? Güzel bir yuva kuracaktık. Yıllarca bana... Ne yapıyorsun oğlum? Becerip çiftin Fikri. Aptalsın Fikri. Terbiye çiftin Fikri. Bak karşında ne var? Oğlum göremiyorum, ne var? Versene o özlüğü. Ben de göremiyorum. Versene o özlüğü. Demin taklidin mi yaptın sen? Göremedim ki hiç. Hair designer Fikri. Evet, şimdi görüyorum. Senin devrin bitti. Benim devrim başlıyor artık. Gelincik misin lan sen? Neyi kin oğlum bu? Zamanında yanında çalışıyordum. Müşterinin kulak kıllarını yakıver dedim. Adamın kafasına ispirt oldu. Dün komple yaktın adamı. Adamın da başını yaktın. Ben kendi başını da yaktım. Benim başımı da yaktın. Ben de seni kovdum. Ayrıca burası benim çöplüğüm. Aga kusura bakma da. Kimse sana gelmez yani, tamam mı? Herkes bana tıraş olur burada. Gelmez. Şefik hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber kardeşim? İyi abi. Bir kişi var içeride, İsmail abi. Onu da işe kısa söyle zaten. Ondan sonra alırım seni. Tamam abi. Hadi gel. Hamza ver müziği, ver. Gel. Şefik, nereye gidiyorsun? Şefik! Gitme, gitme, gel. Şefik! Saçmalama. Şşş. Oğlum dur. Şefik! Oğlum dur. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Nasıl çekildin? Nasıl gitti oğlum? Muhabbet edecektik. Allah Allah! Hamza Bey, müşteriyle ilgilenelim lütfen. Biraz böyle sıcak suyla buharla şey yapalım, yumuşatalım. Senin devrin bitti artık. Ne oluyor oğlum? Rıstan burnum kurudu. Besle kunduzu, oysun gözünü. Dükkanda inşallah Ömer Çelakıl gelir. Bahadır, ne oldu? Hazır değil mi müşteri? İbrahim'cim, saçlarımı içeride yıkarken... Gel otur. Oturdum, karar verdim. Enseleri natürel yapalım, yanlardan çok az alalım ama tepelere sakın dokunma, tamam mı? Hangi yanlar İsmail? 7 numara kesin oğlum, sen artık kabullen şunu ya. Zaten sinirim tepemde, lütfen. Alınıyorum ama. Usta, biz de hair designer olalım mı? Hair Bahadır. Asla kabul edemem. Ben berber olarak dünyaya geldim, berber olarak göçüp gideceğim. Hair kabul edemiyorum. Ver makas. Tarak. Tarak boş ver, cımbızı ver. Elim titrememeli, terimi al. Terimi al. Al öyle. Terimi al. Allah'ım sen koru yarabbim. Büyüt et. Öyle olmayacak. Kestiğin kıllar yüzüme geliyor İbrahim. Rahatsız oluyorum, onları alır mısın? Ne kılı? Ya İsmail, bu dükkanda bir tane kıl var, o da sensin.
Benim saç tellerim biraz ince de sarı, o yüzden görünmüyor. Benim saçlarım var. Senin saçların mı var? Şu anda tıraş bitti, saatler olsun. Buraya kadar. Ya lütfen masaj yapma, saçlarım bozulsun istemiyorum. Usta, bak yeni trend bu, trende uyalım. Trend hair designer olma zamanı. Bak mesela şimdi, biri sorsa ne iş yapıyorsun? Hair designer'ım. Vay, çok havalı. Ne iş yapıyorsun? Berberim. Vış, hiç geçmedi. Hiç geçmedi değil mi? Çok doğru söylüyorsun, gerçekten hiç geçmedi. Bahadır, evet, gerçekten hiç geçmedi. Al bakalım. Şimdi bak bakalım. Şimdi geçti mi koçum? Bayağı geçti usta, tenime nüfuz etti. Aferin. Hayır, anlamıyorum. Biri bana söylesin ya. Ne oluyor yani hair designer olunca? Ne oluyor? Bana bir açıklay Allah aşkına ya. Usta, hair designer olunca çırak 150 değil, 155 TL alıyor. Al 5 lira, git içeriği toparla. Hadi bakalım. Yine bekleriz, okey. Şuraya bak. Şu hale bak. Adamın kafasını tavus kuşu poposuna çevirmiş. Bir de diyor yine bekleriz. Ulan o adam bir daha senin dükkanına gelir mi acaba? Hadi görüşürüz Fikriciğim. Haftaya piling için geleceğim. Allah kahretmesin seni. Daha dün jöleye kafasını sokan adam piling'e geleceğim diye piling diyor. Vallahi deli çıkacağım ya. Haklısın İbrahim. İbrahim benim saçlarımı iki kez şampuanlar mısın? Uçlarından kırılıveriyor hemen. İsmail. Kafan uçak pisti gibi. Ne şampuan, ne saçı, ne kırılması. Vallahi Arap sabunu süreceğim kafana. Hayırdır İbrahim Usta, gerginsin. Gel sana bir buhar banyosu yaptıralım içeride. Yumuşarsın. Oğlum vallahi bir sağlık ocağına gidin. Ne diyorsun? Spreyim var. Ulan ben senin o çemcuk ağzını bu dükkandan kovduğumdan beri çok rahatım. Aşırı rahatım. Zaten burası benim mıntıkam aga, benim çöplüğüm. Bir tane öyle bir şey oldu, daha da olmaz. Ya. Merhaba abi. Saç sakal ne kadar sizde? 10 lira kardeşim. Sizde ne kadar abi? 40 TL. Bu durumda tabii ki de. Tabii ki orayı seçiyorum abi. Allah kahretmesin, nasıl bir şey bu ya? Hani buralar senin mıntıkandı, ha? Sabah sabah iyi mıntıka temizliği yaptık. Lan yürü git. O spreyi yemiyordun, burnundan beynine sokarım senin. Sana mal demekle az kalmışım. Maldan da betersin sen. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Ya saç sakal ne kadar? 40 TL. Sen de ne kadar? 140 lira. Lan adam mı tırtıklıyorsun sen? Allah Allah. Buyurun beyefendi. Yine olmadı. Niye olmadı? İbrahim'cim. İbrahim'cim saçıma lütfen fön çekelim ama bu sefer geriye doğru tara, tamam mı? İsmail bak, kafanla ilgili yeni bir örnek vereceğim. Güneş paneli gibi kafam var. Bütün mahalle elektriğini burada sağlıyor. Bir de fön çek diyorsun bana. E bari cöle sür, benim başım kel mi? Kel! Hay yaşa! Kel! Kelsin sen bir adam, anla artık. Yüzleşki kelsin, bakın. Kafa derisi, saç yok. Kellik var, tamamıyla kafa derisi. Bir tane saç yok. Bir tane vardı cımbız, onu da kestim. Allah can olsun İbrahim. Ama bunu unutma, maden olan daha da ot bitmezmiş. Saçınla dalga geçmeyecektin. Ben de yeni açılan kuaföre gidiyorum. İsmail sakın, sırma saçlım benim. Geç. Böyle ani hareketler saçına zarar verir, sakın. Sinirlenme, saç dökersin ama Allah korusun, tamam. Sen ne istiyorsan yapalım, özür diliyorum senden, tamam. Nasıl bir şey istersin, ne yapalım sana mesela? Bir numara, iki numara, üç numara, he? Sende de hiç numara yokmuş İbrahim. Daha modern bir şeyler yok mu? Daha modern bir şey yaparız, daha modern bir şey yapalım. Sana ne yapalım daha modern? Ondan istiyorum, ondan yap. David Beckham. Seni. David Beckham yapayım. Makasla. Tövbe haşa, günaha girmeyek. Dur ben sana bir şey yapacağım sen. Ben sana bir şey yapacağım, gel kardeş. Gel bakalım şimdi. Evet. Evet. Birazcık. Tamam, saatler olsun yaptım. Bu ne ya, bu o saç mı? Bu o tip mi? Sen o tip misin? Bu malzemeden bu adam çıkabilir mi? Ergani karpuzu gibi kafan var. Çık git İsmail, Allah aşkına çık git ya. Vallahi git ya.
alacağın olsun. Ama suç bende. Şu tipinle sana güvendim. Kelin ilacı olsa başına sürerdi. Lan bari kellikle ilgili şaka yapma be adam. Allah kahretmesin. Lan buraya da niyet neyini süpüreceksem kıl yok. İbrahim Usta. Ne var lan? İbrahim Usta ocağına düştüm. Yardım et. Demin gelen adam var ya. Mafya babasıymış. Mesut tek yaprakmış. Ne olmuş tek yaprak? Banyo, buhar banyosunu mu beğenmedi? Yok. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Gel lan buraya. Bittin lan sen. Bittin. Koskoca mafya babası Mesut tek yaprağı tek boynuzlu unicorn'a çevirdin lan. Pembe mi dilli oldum senin yüzünden. Ya o model çok moda. Gerçekten bak. Kurşuna depar atıyorsun. Sus. Adamı Antarktika kertenkelesine çevirmişsin bariz olsun. Ulan İstanbul'un en büyük mafya babası toplantısına ben böyle mi katılacağım? Usta, gözünü seveyim usta. Gerçekten sen büyük bir ustasın. Ben hep klasik diye klasik bilmiyorum. Ben özel kesimler yapıyorum. Sen natural kesersin. Burnun açılmış korkudan. Korkudan burnun açılmış. Harika. Buhardan. Tipin değişti korkudan. Hadi usta. Çırağı mısın lan? Çırağın usta. Usta mıyım lan? Usta, usta. Aa, şu yeni yetmeler. Çırağımın kusuruna bakma Mesut babamız. Bir densizlik etmiş bu kımıl zararlısı. Eğer izin verirseniz bu hatayı... Kes lan tıraşı. Doğru bildiniz. Tıraş bizim işimiz. Buyurun. Buyurun efendim. Ben hemen halledeceğim. Hiç merak etmeyin efendim. Ben sizi mafya toplantısına yetişeceğim tek yaprak babamız. Hiç merak etmeyin. Şimdi efendim çırak. Havlu getir. Hemen usta. Şimdi şöyle bakıyorum. Bir kere o rengi falan boyayı hemen hallederiz. Bu arkaları natürel seviyoruz galiba. Tamam. Basit bir şey yapacağız efendim. Önleri, önleri böyle aşağı doğru dalgalandıracağız. Yanlardan hafif kızartıp toplayıp tabii ki renk komple siyah olacak. Başka bir renk şey yapmayacağız. Duyuyorsun değil mi? Böyle güzel bir aranjeyle takır takır işareteceğiz. Orhan baban da dediği gibi işte derler. Lan oğlum saçıma bir şey mi oldu? Hayır hayır asla yok. Bakma bakma. Şey yapma saçında bir sıkıntı yok ya. Ya ben çırağı hava atarken tam o hava atma esnasında saçınız da elimin altında olunca elde de makine çalışır durumda olunca. Lan! 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 Kökü sizde demiş miydim kökü? Lan kökü. Kökünüze kibrit suyu hepinizin. Gelin lan. Bir saniye. Şimdi bir dakika. Çok güzel her şey. Fakat koskoca Mesut tek yaprağın saçını kesiyorsunuz. Panik bu kadar mı yani? Evet. Burası en can alıcı bölüm. Evet. Yani saçı geri koyabildiğimiz kadar koyalım. O saçı götürmeden alacağız. Sonra Mesut'un görmesini engelleyip çok dehşet bir şekilde duymayacağı şekilde bir panik yaşayacağız. Evet. Paniğe çıraklarınız da dahil olsun. Tabii. Kim var kim yok. Sessiz büyük bir panik. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi Mesut'un suratını açıp devam edecek. Şimdi Mesut Bey diyorum ki babamız ben bu renkleri renkleri hepsini halledeceğim. Hiç sıkıntımız yok. Gayet kontrol bence. Çırağı densizliğim o şey. Arkaları natürel bırakıyorum. Yanlardan gücü toplayacağım. Önüne de sakin böyle daha sarık şey bırakıyorum. Sen biraz dinlen. Sen burada biraz dinlen. Türlü şeyler olacak. Ya buhar... Tamam tamam. Türlü... Ne oluyor lan? Lan oğlum saçıma bir şey mi oldu? He? Yok bir dakika dur. Sen dinle. Sen masaj yap. Oğlum böyle bir panik. Ne oluyor? Harika. Masaj yapın. Tamam. Gözünü hiç açma sakın. Sakın gözünü açma. Sakın sakın sakın. Güzel bir... Saatler olsun. İyi günler. Lan! Lan! Lan bittiniz lan siz. Bittiniz. He? Bir şey yok, bir şey yok. Ne oluyor? Sıkıntı yok bir şey. Ne yaptın be adam? Ya. Ne yaptın saçına be adam? Lan bittiniz siz. Niye? Yemin ediyorum bittiniz. Kökü sizde efendim. Kökünüze kibrit suyu sökeceğim sizin. Şimdi tam istediğim gibi oldu. Ünlüleri tanıyalım köşemiz var. Bakalım hangi ünlümüz konuk olacak?
ona ne sorular sorulacak, kendisi nasıl yanıtlayacak izleyip görelim efendim. Her şey yolunda. Sevgili seyirciler, süreyi uzatıp reklamdan para kazanmak için yapmış olduğumuz program Ünlüleri Tanıyalım'a hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Sinan Özen. Tanımıyorum. Topçu mu? Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra seyirciyle beraber olmak annesine kavuşan bir çocuk gibi mutlu ediyor insanı. Evet. Buyurun. Biz de sana kavuştuğumuz için eniştesine kavuşan dayım gibi hiçbir şey hissetmedik. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi yine sempatiklik zirve. Şimdi hemen bir telefon bağlantısı yapıyoruz. Alo. Mesut Bey merhaba. Sesimize ses olduğumuz için gerçekten size çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim canım. Derdiniz nedir? Derdim şu efendim. Sinan Özen benim hakkımı yedi. Evet çok çok çok. Flash flash flash. Nasıl ya? Ben kimsenin hakkını yemem. Ne oluyor? Sus da adamı dinle be. Seviyorsan. Merhaba. Sevgili seyirciler. Sinan Özen'in rezilliklerini ifşa eden program Ünlüleri Tanıyalım da heyecan dorukta. Bakın bir yanlış anlama var. Ben kimsenin hakkını yemem. Yemedim de ne yapmışım sana kardeşim? 2001 yılında ideal Türk genci seçildiniz mi seçilmediniz mi? Evet seçildim. Tamam ben hesap ettim. Siz 64'lüsünüz. Siz 2001 yılında 36 yaşındasınız. Doğru. Nasıl doğru? 36 yaşında ideal Türk genci mi olur efendim? İdeal Türk amcası olur. İşte ben o yarışmada efendim atom mühendisi olarak rakiptik. Benim hakkımı yedi. Bana vermediler, beyefendi verdi. Atom mühendisine vermediler efendim. Ne bileyim, o zaman ödülü bana verdiler ama diğer ödül alanlar, diğer adaylarla ilgili bir bilgim yoktu. Kusura bakmayın. Siz de mi adaydınız? Hayır, kesinlikle ben aday falan değildim. Ben aslında atom mühendisi de değilim. Ben büfeciyim, atom yapıyorum. Çok güzel atomum var. İçerseniz inanılmaz. Bizim sorumuz şu. Benim bu gece 11-12 halı saha maçım var, kalecim yok. Kaleye geçer misin? Geçmem. Geçmezsen geçme. Manyağa denk gelmiş ya. Sevgili seyirciler, kendini çok akıllı sanan Sinan Özen'le programımız devam ediyor. Sırada sorular. Bahadır Bey. Evet, Bahadır dendi. Evet. Dendi, ben alayım. Evet. Herkese iyi akşamlar. Mesut Bey, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz Sibel Bey. Sibel Bey diye isim yok ya. Bu bir, yani ismim de Sinan. Bu iki. Ben öyle bir ayakıya takılmıyorum Servet'ciğim. Neyse, hemen konuma geleyim. Ben büyük bir fantazi müzik hayranıyım. Bence siz de fantazi müziğin devisiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. Rica ederim. En sevdiğim favori şarkılarım da bir, senin ağzını yerim ben. İki, kulağımdan öp beni. Şimdi ben soruma geçeyim hemen Serpil'cim. Şimdi fantazi müzik yapmak için illa bir ağız emcürmek ya da böyle kulağı bir bıngıldatmak böyle yapmak şart mı? Yani ben mesela evde kendi imkanlarımla fantazi müzik yapabilir miyim? Nasıl yani? Ne bileyim, bir gıdaya öpürdetmek olur. Bir kulak memesini böyle bıcı bıcı yapmak olabilir. Yani diyorum ki fantazi müzik yapmak için kulak burun boğaz şart. Ya Allah'ını seversen git işine. Mesut Bey, başka adam gibi soru yok mu Allah aşkına? Bir dakika, halka sırtınızı dönmeyin Sinem Hanım. Bir dönün bir tarafa, benim lafım bitmedi. Ne var yani bana fantazi müziği nasıl yapıldığını öğretsen de ben de kızlara böyle fantazi müzik yapsam. Ne var? Ya benim şu an aşırı derece sıkıldım. Ve benim başka sorum yok Suarez Özge Bey'e, sağ olun. Sinan Özen yahu. Ne saçmalıyorsun sen? Ya bu nasıl bir program Allah aşkına ya? Saçma sapan. Sevgili seyirciler, Sinan Özen'in şarkılarından daha mantıklı olan program Ünlüleri Tanıyalım. Devam ediyor şu adam. Sinan selam. 3-4 yıldır ortalarda görünmüyorsun.
İyi indirdin galiba son albümden. Ne biçim tabir o ya? İnternete de güzel tıklanmışsın. Oradan da indi. Dış. 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 Ne yapıyorsunuz? Telefon çalıyor galiba. 100 lira versene. Hasta mıdır nedir ya? Bari şu ayakkabılarını ver ya. Niye vereyim sana ayakkabılarımı? Çok güzel ya, lacivert ya. Versene. Çok beğendim. Olmazsa bir makas ver. Ne diyorsun lan sen? Bana lanlolunlu konuşabilirsin ama 500 lira verirsin. Ya Allah'ını seversen başka bir soru yok mu? Geçelim başka bir soruya. Bu mevrimi döndürdü benim. Senin ağzını yerim diye şarkı yapıp insanlara yamyamlığı özendiren Sinan Özen'le programımız devam ediyor. Siz kız. Merhabalar. Size fantezi müziğin prensi deniyor. Evet. 52 yaşındasın. 52 yaşında prens mi olur? Kral ölmemişse olur canım. Oo, 1-0. Ayrıca sana ne? Ah. Bana ne? Demek ki halkımızla, seyircilerimizle aramızda böyle bir bağ kurulmuş. Ha, senin emekli sandığıyla bağ kurma vaktin gelmiş. 52 yaşında. Prensin diyor. Bak, müzikle ilgili soru soracaksan ya da sormayacaksan buradan gideceğim. Soracağım müzikle ilgili, tamam. Müzik kariyerinizle ilgili soru soruyorum. Beyefendi, ben sizi gerçekten 7 yıldır takip ediyorum. Çok iyi gidiyordunuz 7 yıl boyunca ama son anda bozdunuz. İyi ama ben 7 yıldır albüm yapmadım ki. Heh, işte onu diyorum. 7 yıldır albüm yapmıyordunuz. Ne güzel gidiyordunuz albümsüz. Duymuyorduk, etmiyorduk. Albüm çok mu şarttı yani acaba şu an? Onu sormak istiyorum. Şimdi bir şey derdim sana da. Neyse, tövbe. Ya çok mu aradınız bu programı? Sinan Özen'i sallamayan program... ...Kilolu Bey'le devam ediyor. Senin ağzını yerim. Ben şimdi onu söyleyeyim ama o eski bir şarkı. Yok, gerçekten söylüyorum. Senin ağzını yerim. Biraz acıktım da. Hocam, bizim herhalde bu yani... Neyse, sakin ol. Bir şarkı isteyeceğim sizden. Şey söyleyebilir misiniz? Hoyi moyi çoyi koyi ya diye Hintçe şarkı var. Söyleyebilir misiniz? Bir kere o şarkı Hintçe değil. Yani niye bir dakika, bir dakika. Nasıl Hintçe değil? Hoyi moyi çoyi koyi demedim mi? Hoyi moyi çoyi koyi. İşte hadi gel oraya yanımızda demek değil mi abi? Hoyi moyi çoyi koyi ya. Söyler misiniz? Hoyi moyi çoyi koyi ya. Ben niye Hintçe söyleyeyim? Hoyi moyi çoyi koyi ya. Ne diyorsun lan sen? Hoyi moyi çoyi koyu ya. Hoyi moyi çoyi koyu ya. Hoyi moyi çay koy içelim. Hoyi moyi koyu çayı ya. Söyle. Lan senin. Ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelerdeydin sen. Senin. Ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelerdeydin sen. Oğlum sus. Bak senin var. Ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelerdeydin sen. Yeter ama ya. Yani yeter yani. Kusura bakmayın ama bu kadar deliğin içerisinde daha fazla kalamayacağım. Ben gidiyorum artık. Bravo. Bravo. Mesut Bey, biz Sinan Özen Bey'in şu an gitme kararına çok sevindik. Çok mutlu olduk gidecek olmasına. Kendisinden bu yüzden kutlamak için bir şarkı dinlemek istiyoruz. Evet, hadi. Bravo. Hadi. Lütfen sever misiniz? Madem öyle geldik buraya söyleyelim tabii. O zaman nerede? Bravo. Sevgili seyirciler, şakadan anlamayan program, ünlüleri tanıyalım, özlü bir sözle bitiyor. Bazen olur öyle. Bu kadar. Kaybetmeden anla kıymetini.
Gülmekse mesele katılarımıza.